Herkese selamlar, saygılar. Hem bizim, hem takipçilerimizin, hem de tüm Monsterverse severlerin aylardır deli gibi beklediği, birbiri üstüne gelen fragmanlarla aklımızın oynadığı Godzilla vs. Kong filmi nihayet sevenlerine sunuldu. Sunulana kadar da ne olaylar ne olaylar. Filmin başka bir ülkede erken vizyona girmesi, görüntülerin sızdırılması derken az mideler bulanmadı, az canlar sıkılmadı. Neyse ki biz kendi içimizde izlememeye çalışıp merakımızı kaliteli görüntülere sakladık. Sinemalar kapalı, evlerde herkesin içi şişmiş, doluştuk internet sitelerine, bir şekilde filmi doğru düzgün izleyebildik. Filmin sevdiğimiz ve maalesef sevemediğimiz bölümlerini de sizlere videonun ilerleyen dakikalarında aktaracağız. Baştan uyaralım, bu video spoilerlı video arkadaşlar. Filmi henüz izlemeyenler spoilersız inceleme videomuzla hemen geçebilirler. Sonra aman efendim uyarmadı söylemedi olmasın, kulağımız çınlamasın. İncelemeye geçmeden önce videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup değerli fikirlerinizi yorumlar bölümünden bize ileterek daha iyi içerikler üretmemiz için bizi güçlendirebilirsiniz. Şifremizi bilenler bilmeyenlere iletebilirler. Bizim sevgi ve şefkate ihtiyacımız var. Şimdiden teşekkür ederiz. Filmimiz Kong'un böyle romantik komedi filmlerindeki bekar erkekler gibi sabah uyanıp duş alması ve mekanında gerine gerine takılmasıyla başlıyor. Lakin bu titanlar her şeyi sezebildiğinden ortamın bir aldatmacı olduğunu yemiyor Kong ve fragmanlardan alışık olduğumuz ağacı mızrak yapıp çatıya saplamasına tanık oluyoruz. Jia isimli şeker mi şeker kızımız Kong'un adasında yaşayan ve yaşanan korkunç fırtınada yok olan Iri kabilesinin bir üyesi ve Kong bu kızı kurtarmış. Aralarında acayip bir bağ var. Bir bakışla birbirlerinin her şeyini anlıyorlar. Bu korkunç fırtına hala devam ettiğinden ve Kong da aşırı büyüyüp alfa titanlardan olduğundan Monarch Godzilla gelip Kong'a dalaşmasın diye bu muhafazayı yapmış. Son 10 yılda Kong bayağı bir büyümüş. Dışarı salamıyorsun çünkü Godzilla bunu bir sezerse gelip üstünlük mücadelesi verirler. Haydi sonra yandı gülüm keten elba. Doktor Andrews da aynı Kong gibi Jia'yı sahiplenen bir ablamız ve böyle kötü durumlar olmaması için bu alanı muhafaza etmeye çalışıyor. Tamam da Kong bunu yemiyor işte, mecbur çıkacak oradan. Devamında filmin tanıtım bölümü geliyor. Eski devlet çalışanlarının konuşmaları eşliğinde eski filmlerden görüntülerle, savaşlarla bize Kong ve Godzilla'nın yollarının nasıl kesişeceğine dair ipuçları verilmiş. Ama burada benim dikkatimi çok çeken bir yer var. Şimdi hemen geriye dönüp bir düşünelim. Godzilla ilk filmde iki tane Muto'yu, Canavarlar Kralı filminde ise sadece Ghidorah'ı yenmişti. Diğer titanlarla savaşmamış, hepsi Godzilla'ya biat etmişti. Yani toplamda 3 tane canavar yok edildi. Kong'uysa ikinci kez bir filmde görüyoruz ve ilk filmde daha gelişmemiş olan Kong, Mother Longlegs ve Skullcrawler'ı yenmişti. Buraya kadar tamamız herhalde. Hem Godzilla'nın hem de Kong'un yendiği titanların gösterildiği karelerde bu iki hastası olduğumuz canavarı 8-10 tane canavarı yenip en son bu ikisi vs'ye kalmış gibi gösterdiler. Filmin de devamında 3 yıldır hiçbir saldırı olmamıştı denmesinin üzerine ben de şunu düşündüm. Acaba bu 3 yıllık süreçte bu ikili başka başka titanlarla karşılaşıp başka hikayeler yaşadılar da acaba ileride o zamanları anlatan filmler mi göreceğiz? Hiç belli olmaz. Bu hikaye bizce daha çok devam eder. Belki de kayıp zamanlar için farklı yapımlar gelebilir. Canavarlar Kralı filminin ekstra sahnesinde Ghidorah'ın kafası bir albay tarafından bulunuyordu. Bu yapımda da anladık ki filmde olmayan albay Apex için çalışan bir paralı asker olsa gerek ki kafayı teslim edip ortadan kaybolmuş. Buraları anlatmadıklarından dolayı uyduruyoruz, yapacak bir şey yok. Neyse, Apex'in başındaki Walter Simmons bizim daha önce çektiğimiz teoriler videomuzu doğruluyor ve insanların alfa olması için kendi canavarımız olmalı filan diyor. Al işte buyur. Neymiş efendim? Eski günlerdeki gibiymiş. Birisi de dememiş mi ulan ampul bu titanlar insanlıktan önce de vardı zaten. Ne eskisi ne yenisi. Yine çoğu modern yapımda karşılaştığımız insanoğlunun ego problemini bu filmde de görüp hiddetlendik. Yine teori videolarımızda bahsettiğimiz Canavarlar Kralı filminde ilk defa keşfedilen alfa predatör ses frekansı yayan cihazı bu filmde daha da gelişmiş ve Apex tarafından Godzilla'yı kışkırtmak için kullanılırken görüyoruz. Bu arada bu Walter Simmons turşusunun en yakınındaki kişi de Ren Serizawa isimli bir arkadaş ve Canavarlar Kralı filminde kendini feda eden Doktor Serizawa'nın akrabası muhtemelen. Demek ki bu sefer armut dibine düşmemiş. Ne yazık ki bir tarafta senin büyüğün Godzilla için canını feda etsin, diğer tarafta bu andavalda Godzilla'ya rakip yaratmaya çalışsın. Buyur buradan yak. Her neyse, Apex'in alfa frekansla kışkırttığı Godzilla, şirketin bulunduğu tesisin içinden geçiyor. Tam da istediğini elde eden Apex başkanı Simmons da hemen medyaya mağdur edebiyatı yapıp daha sonraki planları için zemin hazırlamaya çalışıyor. Savaş sahnelerine diyecek laf yok.
Hepsini size tek tek anlatmayacağım. Ama belirtmeden geçemem. 3 round'un ikisini Godzilla alıyor ağalar. Ama finalde Godzilla'nın yapamadığını Kong yapmış. O da ayrı konu. İlgi çekici noktalardan biri de Apex Skullcrawler'ları bayağı kümes tavuğu gibi kullanıyormuş. Madison, arkadaşı Josh ve Apex'te kendi çapında gerçekleri arayan çılgın Bernie yakalanmamaya çalışırken yumurtaları görünce dedik Apex bildiğin Skullcrawler çiftliği kurmuş. Bu arada Apex acayip bir teknolojik güce sahip. Yer çekimi motorları olsun, yeraltı manyetik tren yolları olsun bayağı ilerlemişler. Oyuk dünya ile ilgili de çok fazla veri toplayan şirket nasıl gideceklerini belirleyebilmek için Dr. Lin'de ulaşmış. O da eski arkadaşı Dr. Andrews, dolayısıyla Gia ve Kong derken cümbür cemaat yola çıkılmış. Kong'un hücre hafızasından ötürü oyuk dünyada onlara yol göstermesini bekliyorlar ki aradıkları enerji kaynaklarını bulsunlar. Sonra da Mechagodzilla'yı kullanabilsinler. Dümene bak sen. İlk round burada görülüyor ve sonunda bayağı ölü taklidi yaparak kurtuluyorlar Godzilla'dan. Oyuk dünyada bir ilginç olmuş. Sanki dünyanın içinde bir yere değil de başka bir boyutta başka bir gezegene gider gibi sahneler çekilmiş. Malum fragmanlarda gördüğümüz Borbet kavgası da renk katmış filme. Dikkat ettiniz mi bilmem, Kong yemek yemeyi çok seviyor ya. Ne bulsa yiyor herif. Kaba et, balık, kelle, paça, sakatat hiç ayırmıyor. Hop mideye. Adam dev abi, enerji lazım. Ama oyuk dünyada çok az titan gördük, bu da bizi üzdü. Söylemeliyiz. Bu filmle ilgili en önemli meselelerden biri de Kong'un atalarından kalma savaş baltası. Oyuk dünyada Kong'un geçmişine ait hikayesi, ortam, mekan, ambiyans adına ne diyorsanız çok güzel anlatılmış. O Apex'in aradığı kaynakta balta çıkınca tamam, mevzu iki taraflı başlıyor. Baltayı gediğine koyunca oyuk dünyadaki doğal mekanizmayı harekete geçiren Kong ister istemez Godzilla'nın da damarına basmış oluyor. Diğer yandan da Walter Simmons'ın egoist kızı Maya enerji için yanındaki silahlı korumalarla baltadan çıkarttığı parçayı kaçırmaya çalışıyor. Bu sahnelerde Godzilla'nın atomik nefesinin ne kadar güçlü ve yıkıcı olduğunu gördük. Arkadaş, herif yer kabuğunu deldi ya la. Gerçi aşırı sinirlendi ama bu nasıl bir güç, nasıl bir nefes, çok fenaymış diyecek bir şey yok. Açılan delikten birbirine naralar atan ikilimiz nihayet Hong Kong'da ikinci rounda geçiyorlar. İlk roundda baltası olmayan Kong ilk çekilen Godzilla vs. Kong filmine gönderme yaparak Godzilla'nın ağzına baltanın sapını bir güzel iteliyor. Onun dışında bir göndermede Gökdelen Tepesi'nde elinde vinç demiriyle Kong'un Godzilla'ya saldırıp 2005 yapımı King Kong filmine yaptığı gönderme. Bu roundu Godzilla'nın kafasına baltayla sağlam bir darbe vuran Kong almış gibi duruyor. Ama bunun 3. roundu var ağalar. Godzilla bitti demeden bitmiyor anlaşılan. Bu sefer Godzilla Kong'u sağlam bir şekilde hırpalıyor. Omuzu çıkan ve Godzilla'nın ayağının altında kalan Kong her ne kadar Godzilla sindirmek için bağırsa da pes etmiyor. Burada Godzilla neden bırakıp gitti diye sorgulamış olabilirsiniz. Ama Kong kötü niyetli bir titan değil sonuçta. O da insanların tarafında ve Godzilla'nın koruduğu doğal ekosistemin bir parçası. Bu sahnelerde hem Godzilla'nın hem de Kong'un mimiklerine hayran olduk. Artist titanlarımız ne hissettiyse yüzlerinde görebildik. Efektler harika. Bitti mi? Bitmez tabii. Bu filmin ilk fragmanı çıkar çıkmaz Mechagodzilla'nın geleceği hemen hemen her MonsterVerse sever tarafından tahmin edilen bir durumdu. Teori videolarımızda da Canavarlar Kralı filminde Ghidorah'ın kafasının bulunmasıyla yapay zeka işlerinin sarpa saracağından bahsetmiştik. Nitekim teoriler tuttu. Tutan teorilerimiz ve ilerisi için öngörülerimizle ilgili ayrı bir videoda yapacağız. Neyse, Ghidorah'ın kafasını kokpit, Rem Serizawa'yı da pilot olarak kullanan Apex yapay zekası enerjiyi de bulunca Ghidorah'ın zihni devreye giriyor ve tam da Godzilla giderken Mechagodzilla piyasaya çıkıyor. Şehri birbirine katan Mechagodzilla'yı gören Godzilla bizi resmen şoka soktu. 90 bin tonluk dev titan bildiğiniz orta açılmış forvet gibi zıplaya zıplaya koştu. Film boyunca vay arkadaş dediğimiz sahnelerden birisi de buydu açıkçası. O egosu tavan yapmış Simmons'la genç Serizawa'nın Ghidorah kontrolü ele geçirince hiç olmalarına da üzülemedim ağalar. Sen doğayı kurcalarsan doğa da seni kurcalar acı. Yapacak bir şey yok. Godzilla ile Mechagodzilla'nın kapışması sırasında, pardon yanlış oldu, Godzilla'nın anasından emdiği süt Mechagodzilla tarafından burnundan getirilirken Kong da Godzilla'dan yediği dayaktan ötürü kendinden geçmiş, hatta kalbi durmak üzere. Neyse ki yardımına Gia ve yanındaki çifte kumrular geliyor da yer çekimi motorunun devasa enerjisiyle bir elektroşok yapıyorlar. Gia'nın Kong'a Godzilla'nın değil Mechagodzilla'nın düşman olduğunu anlatmasıyla ayaklanan duygusal titanımız Kong
Chika omzunu düzeltip hemen Godzilla'ya yardıma koşuyor. Bu sahneleri size anlatamam çünkü hakikaten anlatılmaz yaşanır. Sahneler, efektler, kurgu, hareketler, açılar, heyecan, aksiyon ne dersek diyelim mest olduk. Buralarla ilgili söyleyeceğimiz birkaç şey var, sona saklıyorum, o yüzden geçiyorum. Oldukça zorlanan ikilimiz finalde Madison, Josh ve Bernie üçlüsünün zaman kazandırmasıyla ve Godzilla'nın Kong'un baltasını şarj etmesiyle dev robotu indiriyorlar. İkilimiz en sonda birbirine doğru bir bağırışıyor ama silahları indirip dağılıyorlar. Eklemekte fayda var. Bu sıralarda Gia ve Madison ikilisi ilk kez bir araya geliyor. Bu da bize bu iş daha bitmez, bu hikayenin kesin devamı gelir dedirtti. Geldik eleştirilerimize. Bu filmin neyini sevmedik? Fark ettiyseniz insanlardan ve onların hikayelerinden pek bahsedemedik. Çünkü bu film bize yeterince bu konularda bilgi vermedi. Filmin süresi aşağı yukarı, giriş çıkışı da saymazsam 1 saat 45 dakika civarı. Bizce bu süre böyle bir hikaye için en aşağı 3 saat filan olmalıydı. Ki karakterlerin kişisel hikayelerini de detaylı öğrenebilelim. Bazı sahneler de hızlıca geçiliverdi. Mesela Kong'u götürmeye karar veriyorlar, sonra hemen Kong'u gemide görüveriyoruz. Arada bu dev maymun o gemiye bindirilene kadar milletin burnundan getirmiştir diye düşünüyorum. Mechagodzilla da biraz fazla mı güçlü olmuş dedim ben içten içe. Daha önce bulduğumuz kaynaklardaki bilgilere nazaran bir tık daha iri kıyma olmuş, bunu belirtelim. Bunların dışında biz açıkçası biraz ters köşe durumlar yaşanabilir diye düşünmüştük. Mesela bir ya da iki tane farklı titanla daha karşılaşılabilirdi. Hikayemiz hepimizin beklediği şekilde ilerledi ve biraz da kısa bir şekilde bitti. Peki bu filmin neyini sevdik diyecek olursak da görsel efektler harikaydı. Başrol titanlarımızın mimikleri, hisleri, her şey bizim içimize işledi. Filmin başından sonuna müzikler de oldukça güzeldi. Cazdan tutun da 90'lar pop, soft rock filan bayağı hoşumuza gitti. Sadece fragmanlardan alıştığımız o gaz verici müzikler pek yoktu, ona da artık yapacak bir şey yok. Bütün bu anlattıklarımızın dışında kesinlikle izlemesi güzel, heyecan verici, aksiyona doyuran bir film olmuş. Bir daha izlenir mi? Kesinlikle izlenir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarız beğenirsiniz. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bir inceleme yaptık. Eğer eklemek istediğiniz yerler olursa hem yorumlar kısmında hem de Discord sunucularımızda bizlere iletebilirsiniz. Abone olup videolarımızı beğenmeyi de unutmayın. İyi ki varsınız. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.